Merhaba arkadaşlar, ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün Assassin's Creed Rogue'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölüm olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son burada kalmıştık. Bir adam gelmişti. Eve girmişlerdi. Evde de tabii korumalar falan var. Özel şeyler konuşuyorlar. Biz de tabii çaktırmadan gideceğiz başka yerlere. Yeni bir görev var. Ona gideceğiz hemen. Gidelim bakalım ne bekliyor bizi burada. Oo, bir bayan. Kızılderili. Ve dostumuz. Bayan asas herhalde bu. Tamam, seni takip ederim. Geliyorum bacım. Salih abi, nereye gidiyoruz? Salih abi, iki tane görev çıktı. İlk önce seni takip edeceğiz, tamam. Silah eğitimi yapacağız. Çok güzel. Pencere modunda oynuyorum da. İlk önce şu pencere moduna çıkartacağım. Şunu şöyle bir en sona getirelim abi. Çünkü mouse aşağı falan kayabiliyor. Böyle çevirebiliriz. Tamam. Kafe nişan alsak. Doldur abi şarjör. F'ye bas. F tuşu ile de bayağı seri işler yapabilirsiniz arkadaşlar. Atla bakayım. Yani F tuşu ile nişanlamanıza gerek yok. Direkt vuruyor yani. On üç saniye kaldı. Güzel. Altısını da vurduk. Ağır bir silah. Yakından vurmanız lazım. Çok fazla ileriden vurmuyor. Şimdi yeni bir eğitime gidiyoruz. Oo, bayana bak. Boş bir eğitim. Bayan coşmuş. Yavrum ne haber? Baba hareket. Öyle alır mı lan? İş, bırak bırak. Bırak. Bana mı meydan okuyorsun? Ben hazırım bebeğim. Ne yapıyoruz? Kim vuruyor lan bizi? Bana meydan mı okuyorsunuz? Her türlü bacım ya. Bıraksana ya. Yakalanmamamız mı gerek?
adamları bıçaklasam. Olay ne? Anlamadım ki ya. He, anladım. Kimse görmeden. Kimse görmeden öldürmemizi istiyor. Okey. Islık da çalıyoruz. Abi görme işte. Niye görüyorsun? Niye çıkıyorsun? İçinden niye çıkıyorsun ya? Ha, ıslık çalıp size döndüğünü gösterip öyle bıçaklıyorsunuz yani. Teşbih ettim ben de anlamadım. Abi niye bakıyorsun ya? Tamam bak çözemedim. Abi tüküreceğim ama senin. Selamünaleyküm hacım. Ne haber? Çok değişik görev bunlar ya. Çok iyi yakalıyor da.
Bu arada yeni bir özellik kazandık herhalde. Kanser eder bu görev ya. Şunları öldüremiyor muyum ben ya? Vur ya, vur ya. Bir dakika. Bir şeye bakacağım arkadaşlar. Şu an kanser olmak zorundayım. Kusura bakmayın. Biraz uğraştıracağım sizi. Evet, olay buymuş. Ebu'nun ne olduğunu hatırlayamadım da arkadaşlar. Ondan dolayı internetten baktım. Kusura bakmayın ya. Çok özür dilerim. Bilmiyorum, kayıp değil ya. Ha, Kızılderili bize eğitim verecek. Büyük bir ihtimal aşağıda keseceğiz. Kolay gibi şu. Geldik bacım, ne yapıyoruz? O bölgeye git diyor. Orada bir hayvan geziyor. Of be, hayvanı ne öldürdük be. Onun derisini yüzeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzdük. Hayvanı da avlayabiliyoruz ya. Crafting yapma sistemi gelmiş. Çok güzel. Kostüm falan tasarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ne yaptık? Silah koyma yeri yaptık arkadaşlar. Güzel. Bunu tasarladık, değil mi? Gördüğünüz gibi hemen üstümüzde belirdi arka tarafta. Çok güzel. Daha önce var mıydı bu sistemde tam olarak bilmiyorum. Dediğim gibi Assassin's Creed 1, 2, 3 oynadım galiba 3'ü. Daha sonrasında hiç oynamadım.
Yani ufak tefek eğitimle geçti bu bölüm. Haberiniz olsun. Ama işte crafting sistemini de gördük. Silah eğitimini gördük. Sonra gizlenerek adam öldürmeyi zaten biliyorduk da. Onu da görmüş olduk tekrardan. Ve iki tane silahımız oldu. Yeni itemlerimiz oldu. Diğer silahı nereye koydu? Onu merak etmiştim, cevabımı aldım. Ne yapıyoruz beyler? Söyleyin bakalım. Hızlı hızlı geçemiyoruz mu? Amcam baya bir yaralanmış ya. Baya eski dost herhalde. Evet söyle yavrum. Ne yapıyoruz? Çok mu güneşte kaldın sen? Hayırdır ya? Bir şey değil her zaman. Hepinizi öldüreceğim. Ne %80 ilk bir başarı kazanmışız. Valla sonra da güzel. Biraz geç bitirdik zaten görevleri. Yeni bir görev geldi. Ona bir bakalım. Bunu aşağı nasıl ineriz? Daha bayır demeden. Hop kaydık da. Uyuh, hadi bakalım. Suda yüzme var mı acaba? Oo çok iyi. De suyun efi neden böyle çok değişik bir efi var? Hacı ne haber? Denize mi gidiyoruz gene? Açılacağız mı? Bizim bu arkadaş hep düşünüyor ya. Bir şeyler hakkında çok düşünüyor ya. Boşta basılı tutuyorum ama geçmiyor diyecektim ki geçti. Evet. 2000 metre gideceğiz. Ya kendini kaldırın beyler gidiyoruz. Orada bir de ne oluyor? Savaş mı var orada? Böyle gideceğim. Hop şarkı da çalıyor da. Boşluk tuşu kaydırmıyor mu? Bir. Liam, do you know what Achilles writes about? I see him in his office all the time, bent over his Ekstra head. görevler de yapabiliyorsunuz arkadaşlar da. Tehlikeli bölgeye girdik. Deniz savaşı olabilir. Orada bir şey vardı, alamadık konuyu. Karşımızda iki tane yelkenli var. Bir tanesi büyük, bir tanesi küçük. Saldırmaz diye düşünüyorum da şu saldırır. Denizde savaşlar da yapabiliyorsunuz. Evet, loot da yaptık. Çevirin abi, deniz savaşına gerek yok. Uhuhu. Oha çarptı bir tane. Allah kahretmesin. Kim koydu lan o taşı oraya?
Sağa gidelim. Abi arkaya taktık gemilere gidiyoruz. Aman tanrım dedim. Aman tanrım dedim. Oba karşıda da bir gemi bak. Haydi. Hızlan hızlan hızlan. Kaptan atladı, kaptan gidiyor. Kaptan denizi sattı gitti. Hadi, sizinle mi uğraşacağım? Uf. Abi deniz savaşı mükemmel olmuş ya. Aa, sen var ya sen bittin oğlum. Senin ben ağzı yüzünü dağıtacağım seni. Görüşeceğiz sonra seninle. İnşallah bu oyun sonunda onu öldürüyoruzdur. I've Abi gene mi trustworthy by açıldık? pirates. I consider them brothers, Shay. When the time comes, they will Of. invade and help us fight the Templars. If only the roast beef would realize the Templars were pulling their strings. İyi 5 odun aldık. Are the Templars truly in control of the Savaşmadan Empire? ilerlesek ne kadar iyi olacak biliyor Not musun? quite, but their influence Ne reaches o? far and wide. And what about the spy we meet? Bir de You need not worry about vurmuyorlar his değil mi? life. He is loyal to the Brotherhood. As it happens, he... Buraya gitmemiz lazım. has friends in both the French and English fleets. And he knows more about what goes on in these parts than you can ever hope to learn. So, Liam, what can you tell me about Adewale? You obviously admire the man. Aye. Harita çok büyük ya. I've never known anyone who'd done so much for him. Oradalar. English vessel, and she looks to be in trouble. That's fine indeed. Perhaps we should aid her journey to the bottom of the sea. Let's not be too hasty. She's full of crown cargo. Take a look for your spyglass and see for yourself. Şunu indireceğiz ya. Say this is a good day to light the new George's plans. Be careful. A few shots should be enough to cripple her. Too much damage and she'll go down with all souls. No spoils. We can board and loot her before the crew. Dağıtın abi onun ağzını yüzünü. Vurun onu. Vurun, vurun abim. Allah rahmet eylesin. Hepimiz öldük bence. Evet. Deniz savaşına saldırın beyler. Hülo. Abi deniz savaşı da var ya. Bir dakika. Yanlış silah.
Öldüm ya. Çok zor ya. Bir dakika, siyahları seçemedim ben orada. Dur şimdi, deniz dalgalanmasına geç. Rüzgar sağa doğru. Tamam, İngiliz gemisini yok edeceğiz. Tamam. Onu etkisiz hale getirdiğimizde şey yapabiliyoruz. Yanına gidip. Yakın savaşa geçebiliyoruz. Ki battı. Yakın savaşa gerek kalmadı. Tüh. Yakın savaşsaydı daha iyiydi. Neyse. Öldü gitti. Geçmiş olsun. Bakalım başka yerde var mı ondan? Bence yanlış yaptık. Biz onu patlatmayacaktık ama. Olsun. Bir İngiliz gemisi basacağız büyük ihtimal. Yanlış gemiler mi? Bu dost. Atın abi şeyleri. Tabi böyle dememiştik de. Kim abi? Bir dakika, oyun bug'a girdi. Ben hesaplayayım. Ayıp değil mi ama? Ayıp değil mi ama? Bak çok ayıp ya. Abi deniz savaşı da çok zor ki ya. İnanılmaz zor yani. Ölmüyor ki adamlar. %50'nin altına geldiğimde gemiler arkadaşlar. Onları bağlayıp saldırı yapabiliyorsunuz da bizim adamlar sadece ateş ediyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Sizin öldürmeniz lazım. O da abi. Adamlar çok iyi ya. Savunma falan yapabiliyorlar yani. Yapay zeka bayağı yüksek. Bu
too much damage and she'll go down with all souls. It's all spoiled. And lose her before the crew knows what hit them. Hold your fire. Don't want to sink her. Show them what's for, let's board her. Come on, men. Spires are ours. For the Morrigan. Attılar bizimkiler, çekiyorlar. Bu ne abi? Silahla öldüreceğiz ya, tamam belli. Beş kişi öldürdük mesela. Teslim oldular. Beş kişi işte, gemide kaç kişi varsa onları öldürüyorsunuz. Ondan sonra teslim oluyorlar. Ödülleri kaptık. Ve tamir edelim abi gemimizi. Gemiyi gördüğünüz gibi tamir ediyoruz. Esir aldık bu arada İngiliz donanmasını. Güzel oldu. Şimdi yeni bir görev çıktı. 800 metre ileride. Döndür abi. Kusura bakmayın, biraz sıktım sizi biliyorum ama çok özür dilerim ki silah kullanmak iç atma gelmemişti ya. Açık ve net acemiliğimi verin arkadaşlar. Bu dost bir yer. Buzlara çarpmak sorun yaratır mı bilmiyorum ama. Pek sorun yaratacağını sanmıyorum. Buradan geminizi yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar, upgrade edebiliyorsunuz. Yeni özellikler getirebiliyorsunuz geminize. Mesela bakalım. Şu anki gemimiz bu. Onu zırhını arttırabiliyorsunuz. Top alabiliyorsunuz. Buz kıran bir şey alıyorsunuz arkadaşlar. Çarptığınızda daha iyi oluyor. Fıça alabiliyorsunuz. Yağ fıçası. Benzin. Avan topu gibi bir şey alıyorsunuz ki bayağı damage'i yüksektir bunun. Diğer oyunlardan bildiğim kadarıyla. Bu nedir? Yeni top yerleri alıyorsunuz. Ama zırhını yükseltmek istiyorum diyebilirim. Mesela 3 tane daha arttırıyor arkadaşlar mesela top şeyini. Şunu bir yükseltelim. Daha fazla geliştiremiyoruz. Fakat onu geliştirdiğimizde yeni özellikler geldi. Bunlar da gelişebiliyormuş. Fakat şu an yapamıyoruz. Şunu bir geliştirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi geliştirdiğimiz yere top da koyabiliyoruz. Öndeki toplar bunlar arkadaşlar. İki tane daha ilave geliyor. Şöyle tek tek bakalım. Şu an paramız yetmediği için geliştiremiyoruz. Hani hem kendinizin yanı sıra kullandığınız araçları da artık geliştirebiliyorsunuz. Yeni bir gemimiz oldu.
daha güvenilir, daha sağlam, daha güçlü bir gemi yarattık bu arada. Böyle ufak tefek kasabalara deniz kenarında uğrayarak varabilirsiniz arkadaşlar. Taba bastığınızda da haritayı göstereyim. Harita bayağı büyük. Görev burada. Fakat onu bir dahaki bölümde yapacağız. Balina avlayabiliyorsunuz. Beyaz balina. Yani denizin içinde sadece gemiler değil, loot yerleri de var. Çeşitli kasabalar var. Çeşitli mağaralar var. Hazineler var. Onun yanı sıra işte kaleler var. Gördüğünüz gibi. Ana şehirler var. İşte korsan gemileri, işte savaştığınız ülkelerin gemileri. Sonra da gördüğünüz gibi size ait yerler falan olabiliyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Oyunun haritası bu kadar küçük değildi. Daha da ilerledikçe büyük bir ihtimal açılacak. Çünkü size daha önce daha büyük bir harita göstermiştim sanki. Yanılmıyorsam. Videomu burada kesiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz sıkmış olabilirim. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Çünkü Assassin's Creed ne zamandır oynamıyorum. Hiçbir fikrim yok. Dövüşme taktikleri değişmiş. Efektleri değişmiş. Daha zorlaşmış. Ya yani yeni silahlara gelmiş. Yeni silah hiç aklıma gelmemişti. Sonradan gördüm saldı. Ulan dedim bende tüm şey var. Tekli var. Niye vurmuyorum uzaktan diye. Ki tekli vurunca daha da kolaylaşıyor arkadaşlar. Çok yakına girmek isterseniz de kılıç mılıç dalın gitsin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.